Özaydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Evet arkadaşlar, bugün arkadaşımız Makbule Öztürk birazdan sınava girecek. Gerçek sınav videosu çekeceğiz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Makbule, iyice çalıştın değil mi? Evet, çalıştım. Aynen. İyice öğrendin. Eğitimlerimizi birlikte yaptık. Biraz sonra sınava giriş başlayacak. Gerçek sınav yapacağız. Evet. Şimdiden başarılar diliyorum Makbule. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Makbule motor kaputunu açıyor. Komisyon başkanımız burada. Komisyon başkanımız, diğer hocamız da burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Motor suyu, cam suyu, motor yağı, motor çıbuğu, motor göster, yağ çıbuğu pardon, hava filtresi, akü, fren hidrolik yağı, sigorta kutusu yeterli. Şimdi arkaya geçelim, bagajımıza bakalım. Hadi bakalım bagajımızda neler var. Yedek lastiği, kriko, vijon anahtarı, çekme demiri, üçgen reflektör, ilk yardım çantası, yangını söndürme tüpü. Tamamdır. Şimdi diğer tarafı da kontrol ederek arabamızı bilelim. Merhaba Makbule, hoş geldin. Hoş bulduk. Hazırlıklarını yap bakalım. Sonra şöyle bir konuşalım. Sakinsin değil mi? Evet. Biliyorsun sakinliğin senin en büyük avantajın olacak, evet, bu sınavda. Hiç sakin, heyecan yapma. Biz zaten seni şöyle bir hocanla neler yapmışsın, tamam, neler öğrenmişsin, onları görelim. Getiriyor bizi. Tamam. Emniyet kemerim taktım şu anda. Evet. Kolcuk ayarımı yaptım. Keseceğim ama şu dosyayı da alabilir miyim? Tabii hocam. Tabii, kusura bakmayın. Aracın içini tanıtalım. Evet, senden bir şöyle bir tanıt bakalım çalıştırmadan. Devir göstergesi. Sakin olalım. Tamam. Devir, evet, göstergesi, hararet çubuğu, benzin göstergesi, kilometre saat. İstersen bir sinyal açıp kapatır mısın? Sen önceki adaydan açık kalmış. Tamam. Tamam. Sinyal kolu, silecek, evet, kolu. Hı hı. 6 ileri, 1 geri vitesimiz. Evet. El freni, debriyaj, hı, fren gaz aşağıda. Evet. Başka ne vardı? Yeterli. Sakinsin değil mi? Evet, sakin. Çalışıyor muyuz? Okuyor muyuz? Çalışmıyorum. Ev hanımıyım ben. Hadi güzel. Çok, evet, gençsin ama. İyi, hadi bakalım. Biliyoruz. Kendinden eminsin. Evet. Hazırsan, ne zaman hazırım hocam dersen, tamam, çalıştır arabanı, çıkalım. Hazırım şu anda. Evet. Biliyorsun kırmızı çizgimiz bizim sinyallerimizdir. Sinyaller çok önemli. Sakın sinyalleri unutma. Sakin sakin şöyle gidelim gelelim. Evet. Derslerini tam aldın değil mi? Evet. Biliyorsun, güzel yapabiliyorsun. Evet. Tamam. Hocam Makbule iyi adaylarımızdan birisidir. Belli. Çıkışından zaten belli. İyi bir sınav, evet, olacak diye düşünüyorum. Eminim ben de. Biz zaten hani iyi kötü bu işi yaptığımızdan beri çıkışından adayın zaten ne kadar hani kendine sakinliğini, kendine olan güvenini fark edebiliyoruz. O da hem onun rahat olması, bizim de rahat olmamız da bir anlamına geliyor. Hiç kendini sıkmana gerek yok. 20-25 dakikalık sınavımız var zaten. Erken bastım. Olsun. Hiç vermemekten iyidir. Durup kendimizi hiç risk atmaya gerek, aynen, yok. Burası zaten kısa yanıyor hocam. Biz öğretmenler olarak merak etmeyin. Çocukların psikolojisini iyi anlıyoruz. O sınav heyecanını çok iyi anlıyoruz. Zaten evet, yatıştırmaya çalışıyoruz. Yani kesinlikle. Hani sakin sakin olduktan sonra zaman sorunu inan olmuyor. Biz çok fazla hiç kimseyi daha zamandan kalan görmedik. Bırakmayız da o konuda. Rahat olun. Aceleyle yapıp da hani yanlış yapmayın. Ben de çok heyecanlıyım şu an. Ya hiç öyle görmüyorsun. İnşallah hata yapmadan bugün de atlatırsak. Bebek var mı? Var. 1 yaşında bir oğlum var. Ay ne güzel. Sırf onun için alıyorum. Tabii. Ehliyeti.
kışın olur, yazın olur bir yerlere gezmeye götürmekte. Kışın ehliyet çok zor. Ehliyet çok lazım. Ehliyet çok lazım. Ben her kadının araba kullanmasını tavsiye ederim ve isterim. Çünkü çok büyük kolaylığın hayat içinde çok büyük kolaylık yaşayacaksınız. Bunu göreceksiniz ileride. Hadi başladık biraz. Sakin sakin, bir şey yok. Bir şey, tamam. Birazcık park sırası varmış. Ondan dolayı bekliyoruz. Güzelce ayarla şimdi. Sen ayarladıktan sonra ortalarımız arkadan inecek. Tamam, hazır mısın? Ayarladım. Tamam, tamam. Hocalarımız insin. Tamam. İndiler mi? Hocalarımız indi de şey, arkada durdular herhalde, ses algıladı. Tamam. Bekle. Yavaş yavaş. Güzelce farkını yap. Tamam mıdır hocam? Tamam. Sen tamam mı parkın? Tamamdır. Tamam, o zaman çıkabiliriz. Tamam, parkımız tamamdır. Çıkıyoruz. Şimdi çıkınca hocalarımız binecek. Onları bekleyelim. Evet, dur bakalım. Şimdi burada tekrar biliyorsun L'ye gideceğiz. Şimdi güzelce yanaş. Hocanın gösterdiği gibi nasıl istiyorsanız. Ayağım, sen bizi iniyoruz burada. Pozisyonu aldın mı? Bir saniye, yok almadım. Var. Tamam mıdır? Tamamdır. Evet, çıkabiliriz. Tamam. Evet. Evet, tamam. Hocalarımızı alalım. Şimdi geri manevraya gidiyoruz. Tamam. Hadi bakalım, burayı biliyorsun. Diğer araçlar yapacak. Biz bir kere yapıyoruz. Buradan geç soluna. Geç soluna. Evet, soluna. Geç. Evet. Şimdi geri manevra yapacağımız yere doğru gidebiliriz. İkisinin arasından. Evet. Çok keyif istedim. Diğer araçlar tabii sınav var. Böyle sınavda günü biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Biraz yoğun oluyor tabii. Normal sizin ders saatlerinizden daha yoğun olacak. Onlar da gelebilecek galiba. Sinyalleri son anda vermeyeceksin sandım. Beni üzecektin sonra. Biliyorsun sınav sinyalleriniz önemli. Evet. Son anda verdin. Evet. Son anda verdi hocam. Kurtardı. Evet, evet, kurtardı. Yani siz de istemeyiz çünkü. Yani bir sinyaller aday bırakmayın. Böyle güzel parkları yaptıktan sonra bir sınav, bir sinyaller ufacık bir hatadan adaylarımızın kalmasını istemeyiz. O yüzden her zaman diyoruz, biraz dikkatli olacaksınız. 20-25 dakika burada birazcık odaklanma olarak sizden bunu istiyoruz. Başka bir şey değil. Güzel. Çoğunu atlattın, azı kaldı. Hadi. Artık gerisinden korkmuyorum. Hadi bakalım, rahatladın o zaman biraz, evet, değil mi? Biraz daha iyi inşallah. Bir de köpeklerimiz olmasın tabii buralarda. Sakin ol, sakin gel, sağ ol. Evet.
ileride biliyorsun ani vuruşumuz var. Burada çok yavaş da durmuyorsun. 30 km falan hızla. Sanki şöyle bir evet. Heh. Çok güzel. Sağa dönüp. Sağa dönüp. Sağa sinyalde. Sağa dönüp. Evet. Olur. Heyecan bunlar. Bir daha basayım. Evet. Heyecan bunlar. Küçük tatlı heyecanlar. Değil mi? İnşallah. Koş oldu zaman çıkar. Boş mudur? Evet. Hocam komisyonlar çok etkili oluyor gerçekten. Bizler de yıllardır bu sektörde olduğumuz için böyle yani adayın rahat olması sizlere bağlı hocam. Böyle sizler böyle ne yani. Tabii başka, biz rahat olursak o rahat aynen, olacak. Aynen. O rahat olursa biz rahat olacağız. Biz de yanımızda karşılıklı. Tabii aynen. Yanımızda çok fazla heyecanlı bir aday olduğu zaman acaba heyecanına kapılıp yanlış yapabilir mi diye biz de bu sefer evet, biz de dedik. Biz de tereddüt ediyoruz bu sefer. Biz de tedirgin oluyoruz. O yüzden onu rahat gördüğümüz zaman biz daha rahat oluyoruz. Biz rahat olduğumuz zaman o daha rahat oluyor. Derken bu karşılıklı. Biliyorsun başlıkta sinirini unutma. Bunlar bizi buluyor. Uyarmayacağız artık. Evet. İnşallah yani bütün komisyonlarımız zaten hani bizi burada kesinlikle her zaman söylüyorum. Benim şahsi fikrim de bu. Hiçbir komisyonumuz burada aday bırakmak için gelmez. Siz ufak tefek hatalarınız muhakkak olacaktır zaten. Biz hiçbir zaman adaylarımız kalsın istemeyiz. Hadi bakalım. Kendi şehrine geç. Sizin heyecanınızı tabii ki anlıyoruz. 14 ders saatinde aldığınız eğitim burada belki yeterli, yani trafiğe çıkacak kadar yeterli olmayabilir ama bize de verilen görev bu. Biz sizin şu parkuru eksiksiz yapmanız. Yani çünkü hemen herkes geçeyim biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Gün günden harçlarımız zam geliyor. Gün günden pahalanıyor ekonomi. Hiç gerek yok bir daha burada bir ufacık heyecan yüzünden, bir sinyal yüzünden, bir istop yüzünden kalıp da o paraları tekrar harcamanıza gerek yok. Bunun bilincindeyiz. O yüzden küçük ufak tefek sıkıntıları tolere edebiliriz ama tabii büyük sıkıntılar tolere edilemez. Evet, bunun gibi işte küçük şeyleri tolere edebiliyoruz. Buraya kadar gel. Evet. Evet. Mutlaka biliyorsunuz da evet. Dediğim gibi heyecanlı kapılmak yok. Çünkü trafik denediğimiz olay heyecan istemez. Soğukkanlı olacaksınız. Bunun yarın bir ehliyetiniz bugün Allah nasip eder alırsan seni trafikte de soğukkanlı görmek isteriz ki ani kararlar verebilesin. Dediğimiz gibi artık çok azı kaldı. Burada evet geliş dönüyoruz. Çok güzel dönüşümüzde. Evet Makbule'cim senden iyi bir sürücü olacağı sanki böyle belli oldu. İnşallah. İnşallah. İnşallah iyi bir sürücü olurum. Evet. Ver gazını artık burada madem durmadın. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlısın artık? Ne kaldı?
birilerinin sizi izliyor olması tabii ki muhakkak heyecanlandırıyor insanı ama düşünün, sonuçta kendinizi buraya kaç defa 14 ders boyunca gidip geliyorsunuz. Yanınızda hiç tanımadığınız, belki ilk önce tanıştığınız, hiç önce tanımadığınız bir öğretmeniniz var. O halde öğreniyorsunuz. Bizler de öyle, komisyonlarda öyle. Biz bir kere de mahsus görüyorsunuz. Ondan sonra bitiyor. Tamam. Şimdi burada. Evet. Hazırlanın yap. Hocam geçen ders bir tane araba önümden nasıl geçmişti? Çıkarken mi? Evet. Biz kendi i̇şte, ışığımızda geçtik ama onlar geçmemişti. Burada çıkışta her ne kadar size yeşil yansa, değil mi? Evet. Eğitimlerimizde de kesinlikle aynı şeyi yapıyoruz. Sola mutlaka bakın. Bana yeşil yandı, yol benim diye düşünmeyin. Yani. O 3 saniye kuralını düşünüyorlar sürücüler. Hani biz çıkmadan ondan bir 3 saniye önce duruyor ya kırmızı, nasıl olsa çıkamazlar diye. Ondan sebep maalesef bazı öyle atik davrananlar oluyor. Aslında yazıyor da üstünde. Acemi şoför gibi. Anlayış göstermek lazım. Her zaman. Kimse doğuştan şoför olarak sürücü olarak doğmuyor. Eğitimde olanları da hani arkasına korna basıp heyecanlandırıp ya da sıkıştırmamak gerekiyor. Birazcık empati. Güzel de bir park yaptık mı? İnşallah. Yol vermesi gerekiyor. Önceliğini unutma. Önceliğin senin. Evet. Hep o aklıma geliyor, o park yerindeki. Geçerim deyip bir anda atlayıverirler sonra diye düşünüyorum. Şurası uygun değil mi hocam? Şu beyaz uygun, boş bulduğu bir yere girebilirsin. Beyazlar. Sen kendini nerede rahat hissediyorsan orada bulabilirsin. Arkasına girmek istiyorum. Önüne gir bence. Önüne mi? Tamam, daha rahat. Evet. Evet. Tamam. Kontağı da kapattığına göre. Geçtin mi? Bilmiyorum, geçtim mi? Ne geçti? Geçti mi hocam? Siz bilirsiniz hocam. Hocam ikiniz karar vereceksiniz. Hocam ne yapalım? Geçelim mi? O kadar heyecanlı geçmem artık lazım. Artık heyecanlı bağlayalım. Yani hadi bakalım. Geçtim geçtim. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. İnşallah. Hadi bakalım. İyi günler.